Değerli konuklar, etkinliğimizin ikinci oturumu olan Dayanıklı Çevre Dirençli Toplum Oturumu'na hoş geldiniz. Bu oturumda konuşmalarını gerçekleştirmek üzere, oturumun moderatör Gönül Ödeçem olan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Betül Kahve Gürsoy Akseren ile, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Cüzin Baycan'ı, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ayhan Atmacacan'ı, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Yüksel Demirkayı'yı ve İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Alev Erkelet'i kürsüye davet ediyorum. Merhabalar. Öğleden sonraki ilk oturumumuz olan Dayanıklı Çevre ve Dirençli Toplum oturumunda beraberiz. Dört kıymetli hocamız bizlerle Profesör Doktor Cüzin Baycan hocamız, Profesör Doktor Aynur Atmacacan hocamız, Profesör Doktor Alev Erkeğiz hocamız ve Profesör Doktor Yüksel Demirkaya hocamız. İlk konuşmalarını yapmak üzere kentsel çevresel adalet İstanbul'da çevresel fayda listelerin dönüşümü analizleri başlığında Sayın Hocamız Profesör Doktor Cüzin Baycan'a teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de herkese hoş geldiniz diyorum. Bu toplantıyı düzenlediği için Marmara Üniversitesi'nin iki üniversitesi ve şehirli derneğine de çok teşekkür ediyorum. Gerek organizasyon için gerek de beni de davet ettikleri için. Ben bu toplantıda ne sunabilirim diye aslında düşünmüştüm. Önceki düşüncem sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinden bir sunum yapmakta aslında. Fakat son dönemde hızla değiştiği için koşullarımız Türkiye'de de biz bir anda geçmişte aslında kısa bir süre önce bir takım hedeflerde sıkıntımız yokken Türkiye olarak hani biz bu hedeflerin neresindeyiz perspektifinden baktığımızda birçok hedefte eşik değerleri aşıyor durumdaydık, daha iyi bir durumdaydık ama son dönemde çok hızlı bir maalesef gerileme yaşadık. Açlık ve yoksulluk hedefleri, ilk iki hedef. Bunlarda artık yaşadığımız ekonomik problemler ve yüksek enflasyon nedeniyle çok ciddi bir açlık ve yoksulluk sınırında olan nüfusun oranı artık çok büyük bir oran. Arkasından depremler geldi. Depremlerle birlikte şu anda hepimizin de bildiği gibi deprem bölgesinde deniz suya erişim çok kritik bir konu halinde. Dolayısıyla o hedefi de şu anda ülke koşulları içinde sağlayamıyor durumdayız. Yerle bir olan kentlerimiz vesaire, yani diğer birçok o 17 hedefin birçoğunda da maalesef hızla bir geriye düşme yaşadık. Dolayısıyla bunları konuşmaya da elbette ihtiyacımız var ama belki birazdan toparlandıktan sonra konuşmakta fayda var. Çok karamsar bir tabloda çizmek istemedim. Ve bugünkü toplantının konusu içinde toplum faktörü olduğu için, dirençli toplumlar konusu da olduğu için ve diğer programdaki diğer konuşmacıların sunumlarıyla da daha uyumlu olması açısından ben de bugün sizlerle kentsel çevresel adalet konusu üzerinde konuşmak ve tartışmak istedim. Bu çalışma benim yürütücülüğümü yaptığım, danışmanlığımı yaptığım bir yüksek lisans tez çalışması. Öğrencim Güzin Yavuz'la beraber bu çalışmayı kısa bir süre önce tamamladık. Ve İstanbul'da çevresel fayda ve yüklerin dönüşüm analizine odaklandık. Burada bir mekansal analizle ve bir kantitatif analiz ve bunun sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da ilçeler bazında yaptığımız bir analiz çalışması
ile acaba bu kentsel fayda değişimleri biz nasıl paylaşıyoruz? Burada bir adil bir dönüşüm sistemi ya da adil bir yararlanma sistemi var mı yok mu bu üzerinden ilerlemeye çalışacağım. Önce çok kısaca biraz çevre sorunlarından bahsedecek olursak bir giriş anlamında ve biz bu çevre hakkı ve çevre adalet kavramlarına da nasıl geliyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çevre sorunları hepimizin elbette bildiği sorunlar ve çevre hakkı meselesi de aslında öncelikle Amerika'dan ortaya çıkan, Amerika'da yaşanan çevresel problemler ve oradaki işte farklı ırklar, farklı sosyal gruplar ve onların karşı karşıya olduğu problemler üzerinden aslında ortaya çıkmış olan bir konu, çevre hakkı konusu. Ve burada hem çevresel değerlere ve kaynaklara erişim açısından hem de çevresel zararlardan korunma açısından bir haktan bahsediyoruz. Ve çevre hakkı da ırk, sınıf, sosyoekonomik statü, gelir durumu gibi faktörlere bağlı olmaksızın herkesin çevresel değerlerden faydalanma hakkı ya da çevresel risklerden de zararlardan da korunma hakkını ifade ediyor. Çevresel adalette yine çevre hakkıyla ilişkili bir kavram olarak gündeme gelen bir kavram ve özellikle heterojen yapılarda, heterojen toplumlarda ki bu heterojenlikten çok da kentsel alanlarda görüyoruz. Bu alanlarda çevresel kirliliklerden korunma veya çevresel değerleri erişim konusunda sosyal grupların ya da farklı sosyal sınıfların ne derece etkilendiğiyle ilişkili bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Ama bu heterojen yapı aslında bu çevresel değerlerden ve çevresel faydalardan herkesin eşit düzeyde yararlanmadığını, çevresel zararlardan etkilenme düzeylerine baktığımızda da burada da bir yine eşit bir durumu söz konusu olmadığını görüyoruz. Yani burada bir çevresel çevre hakkı anlamında bir adil olmayan bir bölüşümün varlığından söz edebiliriz. Biz bunu İstanbul ölçeğinde demin de söylediğim gibi İstanbul ölçeğinde ortaya koymaya çalıştık. Çünkü İstanbul çok büyük bir kent, bir metropolis, bir megakent ve çok heterojen bir yapısı var. Dolayısıyla İstanbul'da acaba nasıl bir tango var? Bunu ölçümlemeye çalıştık. Ve bu bildiğimiz kadarıyla İstanbul'da da çevresel adaletin ölçümüne yönelik ilk mekansal analiz olma özelliğini taşıyor. Bizden önce bu anlamda yapılmış bir çalışmaya biz rastlamadık. Çalışmamızın amacı bu çevresellik ve faydaların dönüşümüne ilişkin durumu ortaya koymak ilçeler düzeyinde ve sorularımızda acaba bu yük ve faydaları eşit olarak ya da aynı oranda bölüşüyor muyuz? Çevresel adaletsizliğin mekansal dağılımında nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Çevresel adaletsizliği etkileyen faktörler neler? Ve çevresellik ve faydalarla nüfusun sosyoekonomik yapısı arasındaki ilişki nedir? Bunları da karşılaştırmaya ve değerlendirmeye çalıştık. Burada araştırmanın kapsamına bakacak olursak, yine özetlediğim gibi çevre sorunları çevre hakkından yola çıkarak, çevreli sosyal hareketler, bunları çok uzun anlatmayacağım burada, zaman çok kısıtlı olduğu için ama çevresel sosyal hareketler içinde bir ortaya çıkmış olan bir kavram, çevresel adalet konusunda çevresel adalet hareketi de ama diğer hareketlerden, diğer çevreci hareketlerden, aktivist hareketlerden farklı olarak burada
hem çevresel yapı hem sosyal ihtiyaçları birleştiren ve bütünleştiren bir yaklaşım sunuyor. O açıdan önemli. Çevresel adaletin altında küresel çevresel adalet kavramı var. Ve çevresel adaletin nasıl ölçülebileceği konusunda yine literatürde karşılaştığımız bir konu. Bu konular da son yıllarda çok önem kazanmış konular. İlk hareketler belki çevreci hareketler 70'li yıllardan itibaren ortaya çıkıyor ama daha bu çevresel adalet kavramı ve bunun üzerinden yürütülen çalışmalar özellikle 2000'li yıllardan sonra önem kazanıyor. Ve bunun ölçümüne yönelik çalışmalar da yine son yıllarda önem kazanan çalışmalar. Ve İstanbul üzerinden bir yöntemle bulguları kapsayacak bir şekilde sizi bilim çalışmamızı da anlatacağım. Şimdi çevresel adalet konusuna baktığımızda ilk çalışmalarda ırk ve sınıf ayrımı üzerinden bu temelden bakarak risk bölüşümüne odaklanan çalışmalar olduğunu görüyoruz. Fakat süreç içinde burada çevresel fayda büyüklerin toplumun tüm kesimi tarafından bölüşümüne yönelik bir değişim gösterdiğini de kapsam olarak değişim gösterdiğini görüyoruz. Bu kavram aslında pek çok disiplin açısından, işte bunun arasında planlama konuları da var. Tabii biz şehir ve bölge planlama perspektifinden de bakıyoruz. Buradaki pek çok konuyla ilişkili olacak çalışmaların ortaya çıktığını görüyoruz. Burada ulaşım, mavi ve yeşil alana erişim, arazi kullanımı, su kalitesi, iklim değişikliği, enerji, gıda güvenliği gibi pek çok konu aslında kentsel çevresel adalet kavramıyla ilişkili olarak ortaya çıkan çalışma konuları. Kavramın yine boyutlarına baktığımızda bölüşüm adaleti, usul adaleti ve tanıma adaleti gibi kavramlar olduğunu görüyoruz, alt kavramlar olduğunu görüyoruz. Bölüşüm adaleti işte bütün bu faydaların ve risklerin nasıl bölüşüldüğü farklı gruplar ya da farklı sosyal sınıflar açısından nasıl bölüşüldüğü konusuna odaklanıyor. Usul adaleti daha çok karar verme süreçleriyle ilgili. Bu süreçler içinde karar verme süreçleri içinde ne kadar adil bir sistem işliyor ve katılım ne düzeyde olabiliyor ile ilişkili. Tanıma adaleti de bütün bu farklılıkların kent içindeki farklı grupların, sosyal grupların ve bu heterojen yapının